Ses deneme 1-2. Her şey planladığımız gibi giderse yeni kamera açımız hayırlı olsun diyeceğiz. Bakalım. Kolumda da iki tane saat bir garip oldu böyle. Alışamadım da. Onu böyle buraya bir yere takmak daha mantıklı olacak gibi. Onun da bir çaresini bulayım ben. Evet, motor 352 kilometreye geldi. Şu anlık hiçbir problemim yok. Yaşadığım tek problem de demeyeyim de yani gecikme. Aldığım işte koruma demiridir. İşte montum, botum falan bunlar gelmedi. Kask geldi. Yeni kask aldım. Acerbis'in kaskını aldım. Eldivenleri aldım yeni. Biraz yaz için pek olmadılar ama yani yazlık eldiven diye aldım. Çok terletiyor elimi. Bir tane daha eldiven alacağım gibi duruyor. Koruma demiri aldım dediğim gibi. Buraya GPS'ini aldım. Onu bekliyorum gelsin diye. Ondan sonra işte onun kurulumunu murulumunu yapacağız. Onları da tabii ki de tanıtacağım. Kutu açılışları yapmam da. Montaj işini ben daha kafamda çözemedim. Çözdüğüm anda montajını nasıl yapacağım yani şu demire, şuradaki demire nasıl yapacağım çözdüğüm anda. Onun da bir videosu gelecek. Neyi nereden aldım, nasıl yaptım. Şu an mesela mikrofon sesi falan nasıl bilmiyorum. Yeni kaska geçirdim her şeyi. Şimdi benim kameram Sony olduğu için uzun ince böyle. Kaskın önünde olmuyor. Mecbur yana taktım. Yani bakalım, umarım düşmez yol boyu bir yerde. Yani her türlü önlemimi aldım ben ama tabii ben ne kadar önlem alsam da düşmek istedikten sonra düşer o. Çünkü kullandığım ekipmanlar eski arkadaşlar. Mikrofon Purple Panda kullanıyorum. Amerika'dan, Amazon.com'dan almıştım. O zaman 20 dolar gibi bir fiyatı vardı. İşte vergisiyle falan o zaman bana 30 dolar gibi bir paraya gelmişti. Bugünkü kurla çarpmayın. O zaman yani 400-500 lira gibi bir şeydi. Türkiye'deki mikrofonlarla 3 aşağı 5 yukarı aynıydı. Kameram Sony FDR3000 olması lazım. X3000 4K falan çekebiliyor ama ben kullanmıyorum 4K'sını. Çünkü hem editlemesi zor oluyor benim için. Hem de interneti yüklemesi falan filan. Yani benim internetim o kadar iyi değil. Bir de şu vizörü indirip bir de şöyle bakalım ses durumu nasıl. Yani ilk defa yandan deniyorum. Böyle daha iyi gibi sanki. Çünkü diğer türlü önümde kaskı böyle aşağı çeken bir şey vardı. Bunu şu an hissetmiyorum kafamda. Birazcık bir rüzgar sesi yapıyor bu tarafta. Sağ tarafımda. Şuradan da bakalım nasıl gözüküyor. Güzel gözüküyor gibi. Yani siz de yorumlarda belirtin. Hani ortaya mı alalım? Yoksa hani başka bir kamera alıp tekrardan öne mi alayım? Ben de bilmiyorum ne yapacağımı. Ama ikinci bir kameraya ihtiyacım var. Bu bir gerçek. Şimdi tecrübesiz bir sürücü olduğum için offroad kısmında özellikle hani onroad'da tamam 18 yaşından beri biniyorum, 33 yaşındayım. Ama tabi aralıklarla motosiklet sürdüm hep. İşte bir başımdan bayağı kaza bela da geçti. Genelde arkada oturuyordum. Bir tane kazamda benim çok ciddi suçum var. O tamamen benden ötürü. Genelde de hepsinde böyle ağır kırıklarla falan böyle geçti başımdan. Ama yine tabii sevdiğimiz için işte karavancılık, kampçılık, motosiklete binme falan filan. O yüzden tekrar binmeye başladım. Bu yolun sonunda, Beldebe'nin sonu burası. İki tane okul var. Güzel toprak böyle yokuş yukarı bir yol buldum. Köpek yoksa bir oraya tırmanmayı deneyeceğim. Ama dediğim gibi ben offroad konusunda çok tecrübesizim yani. Yeni öğreniyorum. İşte videolar izliyorum. İşte ayakta nasıl gidilir? Efendime söyleyeyim kollarımızın rahat olması lazım falan filan. Ama tabii izlerken bunu yaparım diyorsun. İşi gerçeğe döktüğüm anda diyorum ki ben ayakta gidemiyormuşum. Ha bir de tabii motorun koruma demirleri falan gelmediği için de
İşin açıkçası çok zorlamak istemiyorum şansımı. Yani çizilmesi bir dert değil ama bir parçası kırılır falan filan, uğraştırır beni. Ayrıyetten de gereksiz masraf. O yüzden herhalde tahminimce ayın 20'si gibi falan GP Composite'den aldım onu da. Benim koruma demiri gelir, işte çantalarım gelir. Yani ufak ufak yolculuğa, bu motoru yolculuğa hazır hale getirmiş olurum. Ön arka amortisör sipariş ettim İngiltere'den. Onların hazırlanma süresi varmış. İşte onları bekliyoruz. Tabii bir de onların vergisi falan da ödenecek. Başka ne aldık motora? İşte elcikler aldım. Elcik koruma aldım. Anlatırken düşecektik şimdi. Elcik koruma aldım. Yeni elcikler aldım. Yeni gidon alacağım. Pro Taper'ın orijinal. Yine Amerika'dan alacağım onları da, Amazon'dan. Yani Türkiye'de satılan ürünleri kontrol ettim. Genellikle replikalardı. Ben de replika takmak istemiyorum şahsen. Yani çünkü uzun yıllar binmeyi planladığım bir motosiklet olduğu için gidip de replika bir şey takmak istemiyorum motoruma. Evet arkadaşlar, bu buradan başlıyor böyle, bu toprak yol. Marmaris'in çıkışına kadar gidiyor. Güzel de bir yol. Dikkat etmek lazım. Taşlar biraz keskin. Ha, tabii ama ben tecrübesiz olduğum için geçen bir adam burayı CBF 150 ile böyle yardıra yardıra gidiyordu ben 20-30'a çıkarken. Neyse, işte aldığım bir sürü ürün var ama tabii bayram nedeniyle kargolardan dolayı vesaire geç gelecek bana. Sıkıntı yok. Acelemiz yok. Zaten karavandaki işlerim de bitmedi. Onları da bir yandan yapıyorum. Karavan videosu niye gelmiyor? Çok sıcak hava. Akşamları çalışıyorum. Bu kamerada akşamları güzel çekmiyor. Arada fotoğraflar çekiyorum. Hani yarın öbür gün belgelemek için kullanırız diye. Ya da slide gösterisi üzerine bir konuşma yapabilirim. Ama tamamen bittiği zaman bir tanıtım videosu tabii ki de gelecek. Bunu onun arkasına takmayı planlıyorum. Biraz uzun kalacak gibi sanki, böyle lastikler bir taşıyacakmış gibi duruyor. Ben de bilmiyorum. Öğreneceğiz. Göreceğiz. Yani takabilirsem takarım, takamazsam da kaparım garaja, durur motor. Karavanla gezim bittiği zaman planladığım bir rota var. Bu sene yapmak istediğim Azerbaycan'a gitmek istiyorum. Onun için çıkartırız oradan. Devam ederiz süre süre. Şimdi birazcık da böyle tet rotalarını vesaire onları yapmak istediğim için, böyle yollara alışmak için, yani dedim ya ben hiç offroad tecrübem sıfır yani. Hani kamplarda kumda gidersin 100 metre 200 metre ama hani böyle bir yolda bütün gün hiç sürmedim. O yüzden vücudum alışsın diye, hani motor altımda sürekli kayıyor. Bunlara korkup fazla tepki göstermemek için sürekli işte buraya inip çıkıyorum. İşte bulduğum bütün yollara elimden geldiğince girip çıkıyorum. Çok böyle dik olmadığı sürece ya da benim yeteneğimi aşmayan yerleri deniyorum. Yani hem vücudum, o kaslarım, beynim alışsın bu motorun altında sürekli kaymasına. Hem de motosiklete de alışalım diye. Ben kilolu bir insanım arkadaşlar. 110 kiloyum. Bu sabah tartıldım. Doğal olarak motorun amortisörleri biraz hızlı gidince buralarda vuruyor yani. Bitiyor. Herkesin anlattığı gibi. Ama bence amortisörler bir başlangıç motosikletçisi için, ya da endurocu demeyelim. Enduro çok tabii sert olur da. Yani bu tarz sürüşler için gayet başarılı. Şehirde de gayet yumuşak, fıtı fıtı gidiyorsun. Ama tabii ben buna çantalar, çadır, o bu eklediğim zaman ne olur? Büyük bir ihtimal rezalet olacak. Sırf o yüzden ben de gittim. Ön arka yayları sipariş ettim. Geldiğinde Honda'ya bir gideceğim, bakayım takıyorlar mı takmıyorlar mı. Takmazlarsa bu işi yapmayı bilen profesyonel birine gidip ayarlarıyla beraber yaptıracağım onları. Bayram, yarın bayram tahminimce. Herkese iyi bayramlar dilerim öncelikle. Ne olur dikkatli olun. Yollar çok sakat, görüyoruz. Kazalar başladı bile. Allah korusun kimseye bir şey olmadan. Köpek geliyor. Buradan dönelim abi. Hiç köpek, toprak köpek. Hiç benlik değil. Aha, buradalarmış zaten. Kaçıyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz oğlum? İyi tamam, gidiyorum. Korkma. Bağırma. Bunların yuvası burada. Geçen de bunlar kovaladı beni ya. Neyse dur. Neyse, yolun sonunu gösteremedim. Bu da zaten test amaçlı çektiğim bir video. Şimdi eve gidip izleyeceğim ben de. Namussuzlar. Ya diyorum ya, kaçamam arkadaşlar. Şu an hem motorda koruma demiri yok, bende tecrübe yok. Toprakta kaçamam köpekten. Köpekten de öyle çok korkan bir insan değilim ama şansımı da zorlamak istemiyorum. Başka yere gideriz. Problem yok.
Ya dediğim gibi yani şu yollara alışmak için işte ön freni mesela kullanmayı öğrenmeye çalışıyorum. İlk başta ABS ile iniyorum. Mesela geçen gün arka ABS'yi kapatıp indim. Hani tabii bu hızlarla indiğim için bende çok bir fark yaratmadı ama eminim bu işi çok daha hızlı yapan adamlar ABS'siz inmeyi tercih edecektir. Çünkü burada şimdi bastığım zaman motor durmuyor kesinlikle. Kıtır kıtır dönüyor lastik. Ama dedim ki ben yavaş yavaş gidiyorum. Acelem de yok. Öğrenmeye çalışıyorum halen daha yolları. Bu tarz yollarda kullanmayı. Çok güzel bir iki Amerikan böyle Kanadalı falan kanallar buldum. Adamlar işte motorda nasıl ayakta kalınır? Sürekli ayakta mı sürmen lazım? Oturman mı lazım? Bunların hepsini çok güzel anlatıyor. Bunları ben anlatamam. Çünkü bende de yok öyle bir bilgi. Ben de yeni öğreniyorum. Öğrendikçe de paylaşacağım. Modifikasyonlara geri dönersek lastikler bence şu an iyi. Birazcık böyle eskisinler. Yüksek ihtimal Mitas lastiklere geçerim. Çok güzel yorumlar okudum onlarla ilgili. Yine aynı böyle dişli ama daha offroad odaklı bir lastik o. Mitas almayı planlıyorum. Başka ne var düşündüğüm, yapmak istediğim? Daha dediğim gibi o GPS olayı. O bayağı da hoş bir şey. Ürünlerin bazıları, mesela şu ekranın koruması falan geldi Çin'den. Tabii yine bayram dolayısıyla bana ulaşmadı. Botu almıştım. Bot geldi. 44,5 ayağıma çok küçük geldi. Yani böyle bir şey olamaz. 46 numarasını aldım. Hiç riske girmedim. 45 bile çünkü büyük bir ihtimal sıkacaktı. Şurada biri alalım. Vallahi arkadaşlar ben ön freni falan da sıkıyorum bu arada. Hani hiç acımıyorum. Arkayı da önde sıkıyorum. Arka tabii daha fazla yani ama iniyoruz. Acelemiz yok. Ha şu gidonu yükseltmem lazım. Yani bu boyumdan mıdır ya da gidon böyle biraz bana doğru yatık diye mi bilmiyorum. Bir de tipini de sevmedim yani gidonun. Çok ince geldi gözüme. Gidonu yükselticiyle beraber protaper alacağım. Onu da takacağız. İşte yeni gidon şeyleri. Ne bu elcikler falan filan. Hepsini komple bir yenileyeceğiz. Böyle istediğim kıvama getireceğim. Belki önce bunu biraz uzatabilirim ama çok böyle bir elzem bir durum yok. Reflektör de almaya gerek yok gibi duruyor şu an. Yeni kasktan bahsedeyim. Acerbis'in kaskını aldım. Ya ben bunca yıl kendime eziyet etmişim diğer tür kapalı kasklar kullanarak. Aşırı hafif, terekli bir kask ama tabii ki de rüzgar sesi falan, yani sessiz bir kask beklemeyin. Fiyatı çok ucuz. 5000 TL'ye aldım 2024'te. Bu şaka gibi bir rakam ve hem DOT hem de ECE belgeli. Enduro Market'ten aldım bütün her şeyimi neredeyse. Onlar da sağ olsunlar gayet ilgili davranıyorlar. Yani sorularıma cevap alıyorum. Problem yok. Yazlık mont, yani deri montum var. O giyilmiyor arkadaşlar, 45 derecede olmuyor yani. Mecbur bir tane daha mont aldım. Onu da Acerbis aldım yine. Çünkü yazın giyeceğim. Bizim dediğim gibi offroad'la daha çok artık haşır neşir olacağım için de buralarda deriyle gezip kendimi perişan etmenin alemi yok. Kışında bir yağmurluk alıp ona kış içinde bir çözüm bulurum. Yani kışında çok böyle ekstrem havalarda da sürmem ben. Tatlısı motorcusu olduğum için. Yağmuru görünce ben kapatırım kontağı. Ama bir şekilde buluruz yani bir çaresini. Şu motorun rodaj kısmı olduğu için de böyle hani 6000 devir geçmemeye çalışıyorum. Yani ister istemez arada bir 7000 oluyor da. Bitmedi yani, şu rodajı bitirsek onun da bir videosunu çekerim. Rodaj bakımında kaç para tuttu vesaire. Marmaris'te yaşıyorum daha önce beni bilmeyenler için. Marmaris'te kıvrak motor var. Honda bayi. Bayağıdır yani. 30 senedir falan buradalar herhalde. Gene motor da oradan aldım zaten. Arkadaşım çalışıyor orada. Ya mesela bak, motorun deposu boşken acayip hafif geliyordu. Şimdi motoru da mesela neredeyse full depo. Böyle bir ağırlık hissettim yani. Şey gibi değil. O ilk teslim aldığımdaki o hafiflik yok gibi. Ama ne bileyim, alışırız diye düşünüyorum. Çünkü bundan önce Harley kullanıyordum. Yani bu yarı ağırlığında onun. Şöyle. Şöyle düzlüğe çıkalım. Ne güzel tepeye kadar tırmanacaktım. Sonra Marmaris'e inip kapatacaktım videoyu. Köpecikler izin vermedi. Ben koltuk için de böyle minderimsi bir şey satın aldım. 240 lira internetten.
Geldi falan böyle. Visiko misiko yazıyor ama bence değil. İşte ama şey kötüymüş. Koltuğu sökmem lazım altına böyle cırt cırtlamam için. O da bir mevzu. Bakalım onu da yaparım. Denerim. Size de söylerim iş yapıyor mu yapmıyor mu. Koltuğuna da işin açıkçası alışmaya başladım. Eskisi kadar böyle önceden biniyordum. İşte 20 dakika sonra böyle bayağı canım acımaya başladı. Ama yani daha 350 kilometredeyiz. Alışmaya başladım gibi duruyor. Bir sıkıntı görmedim şu ana kadar. Dur bakalım. Kaç dakika oldu? 15 dakika. Güzel. Bir 15 dakika daha çeker. Konuyu kapatırız. Ya bunları da hep kaybetmiştim. Dün üşenmedim, aradım. Buldum kameranın bütün ekipmanlarını. Bir kamera daha almayı düşünüyorum. Varsa böyle kullandığınız, sevdiğiniz 20 bin lira bandında bana önerilerde yazın. Çünkü ikinci kamera şart yani. Bir tane motorun üzerinde sabit kamera istiyorum. O da böyle sürekli kayıt alsın. Zaten onun direkt USB'ye takacağım. O büyük bir hafıza kartıyla o sürekli çekim yapacak. Bu amortisörlerin gelmesi ama böyle gene 2-3 ayı bulur gibi geliyor bana. Çünkü şey, sıra var dediler konuştuğum firma. Brooks diye bir firmayla konuştum. Bir Amerikan firmasının İngiltere satıcısı. Avrupa'da satıcı bulamadım. Genelde Avrupalılar da bunlardan alıyormuş. CRF 300 Rally Avrupa'da çok popüler bir motosiklet olduğu için bayağı bir bekleme süresi var dediler. Bakalım. Sıkıntı yok. Kiloma göre işte dedim, ben dedim 110 kiloyum. Bir de kamp ekipmanım var falan filan. Adamlar dedi tamam dedi. En sert yayı ön arka yollayalım. Konuştuk, anlaştık. Bir problem yok. Onu bekliyoruz. Çantaları çok merak ediyorum. Rhino Walk aldım. Bu Çin malı çanta var ya. Yani internette de çok güzel yorumlar okudum o çantayla ilgili. Hele bir gelsin bir görelim. Yorumlar güzel. Ya mesela bak, buralarda falan amortisörle ilgili hiçbir problem yaşamıyorum yani ben. Ya bir de tabii yavaş sürmemizin de verdiği etki var. Ya ama bak, bu eldivenleri biraz daha soğuk bir iklimde, yani Marmaris iklimi değil de eldivenleri anlatayım. Çok rahatlar. Biraz daha soğuk bir iklim olsa mesela, şu an elim vıcık vıcık ter ama hava çok sıcak, yani şu an 36-37 derece. Mesela İstanbul şartlarında çok çok güzel iş yapar. Yağmur olmadığı sürece çok güzel iş yapar. Bir de belki benim bu el korumalar var ya, siyah plastikler, şu küçük şeyler. Onlar da şey yapıyor olabilir, rüzgarı kesiyor ya, çünkü elimi şöyle azıcık yukarı kaldırdığım anda serinliyor elim. Ama tavsiye ederim, çok pahalı da değillerdi. Ya buradaki gidiyorum ekipman satan yerlere, adam diyor işte bir pantolon 100 euro. 100 euroya komple ekipman alıyorsun neredeyse, yani ekipman dedim işte üst ve alt alıyorsun. Korumalı olmuyor onlar ama olsun yani, moto cross yapacak olan için gayet güzel, kötü markalar da satmıyorlar. Şöyle susayım da azıcık gazlayalım. Dayı kapını kapat. Kilometre de arttıkça motor daha sessiz hale geldi bu arada.
Tam soldan gidecek utanmasa da. Tırtıklı lastik olmasına rağmen ben çok beğendim ya. IRC ama bilmiyorum. Karavan da orada. Kamera son nefesini verdi arkadaşlar. Niye öyle oldu anlayamadım. Bu kadar şeye dayanıp artık onun da şeyi bitmiş ya, yapışkanı bitmiş yani. Bunu tamam. Bu iş olmuyor böyle. Neyse, bu kadar dayanması bile mucizeydi bence. Kendinize iyi davranın.